Sayın rektörümüz, değerli YÖDAK üyesi, değerli rektör yardımcılarımız, çok kıymetli akademisyenlerimiz, değerli birlik temsilcileri, oda temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu'yla Kıbrıs Türk Mühendis ve İmar Odaları Birliği Elektrik Mühendisler Odası işbirliğiyle düzenlenen Teknolojide Sınırları Zorlayan Kadınlar, 3 Nesil Kadın Elektrik Mühendisi konulu söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimiz kapsamında Elektrik Mühendisleri Odası'na kayıtlı ilk kadın elektrik mühendisi olan Sayın Özcan Bunda, Oda eski başkanı Sayın Ayşe Tokeli, mühendislik dünyasında çeşitli altyapı projelerinde görev alan Sayın Dilara Altınoku, ve genç nesili temsilen sektörde çeşitli projelere imza atan Sayın Çise Koçat'ı konuşmacı olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Üç nesli bir araya getirecek olan söyleşimizde kadın mühendislerin zorluklar karşısında elde ettikleri başarılar ve meslek hayatlarındaki ilham verici deneyimler paylaşılarak kadın mühendis adaylarına yol gösterici öneriler sunulacak. Şimdi açılış konuşmaları için Organizasyon Komitesi adına Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu öğretim üyelerinden Sayın Doktor Yeşim Kapsıl Çırağı davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, YÖDAK temsilcim, rektör yardımcılarım, birlik temsilcileri, kıymetli akademisyenler ve sevgili öğrencilerimiz. Teknolojide sınırları zorlayan kadınlar temalı söyleşimize hoş geldiniz. Bugün burada teknoloji ve mühendislik gibi önemli alanlarda kadınların rolünü ve katkılarını konuşmak, bu alanlarda daha fazla kadının eğitim alması ve sektörde varlık göstermesi için farkındalık yaratmak amacı ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Organizasyon komitesi olarak özellikle bilişim, teknoloji ve mühendislik alanında kadın sayısının ne yazık ki halen yetersiz olduğunu görmekteyiz. Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde bu alana yönelen kadın sayısı az olmakla birlikte sektörde çalışan kadın oranı da daha düşük durumdadır. Bizler BTO'daki kadın akademisyenler olarak bu duruma dikkat çekmek amacıyla 4 yıl önce başlattığımız Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları başlıklı farkındalık çalışmalarımızla genç kadınları bu alanlarda cesaretlendirmeye, onlara ilham vermeye çalışmaktayız. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak liselere yönelik projeler geliştirilmiş ve kız öğrencilerimizin teknoloji sektöründe güçlenmesini sağlamak adına adımlar atılmıştır. Geçen süreçte BİTEK projesi kapsamında liselerde eğitim alan yüzlerce kız çocuğuna ulaşılmış, kızlarımız çeşitli seminer ve eğitimlerle desteklenmiştir. Büyük bir mutlulukla belirtmek isteriz ki, farkındalık eğitim ve seminerlerine katılan kızlarımızdan üçü bu dönem Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri bölümünde bizlerle üniversite hayatına başlamıştır. Bu alanlarda ve sektörde cinsiyet eşitsizliğinin aşılması için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farkındalık yaratmamız gerekmektedir. Eğitim, destek ve fırsat eşitliği bu sürecin en önemli anahtarlarıdır. Genç kadınlara rol modeller sunarak onların bu zorlu yolculukta yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekmektedir. Bugün dinleyeceğimiz 4 değerli katılımcı, bütün engelleri aşarak başarıya ulaşmış ve tüm zorluklara rağmen yollarından dönmemiş kadınlardır. Kıbrıs gibi küçük bir adadan çıkıp daha büyük ve zorlu coğrafyalarda ve de koşullarda yolculuklarına devam eden katılımcılarımız ve onların hikayeleri hepimiz için birer ilham kaynağı olacaktır. Bu söyleşiyi gerçekleştirmek amacıyla bizimle işbirliği yapan Elektrik Mühendisleri Odası'na teşekkür ederiz. Ayrıca Organizasyon Komitesi'ndeki yol arkadaşlarıma ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür ederiz.
Hep birlikte, her zaman olduğu gibi üniversitemizin de desteğini alarak kadınların bu alanlarda daha güçlü bir şekilde varlık göstermeleri ve toplumun her alanında eşitliğin sağlanabilmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bugün buradan alacağımız güçle gelecek nesiller için daha adil ve eşit bir dünya kurma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yeniden hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi de Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Buğra Gazioğlu'nu davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, YODAK temsilcim, rektör yardımcıları, değerli katılımcılar, kıymetli meslektaşlarım ve geleceğin mühendisleri. Bugün burada yalnızca mühendisliği değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların mühendislikteki ve teknolojide nasıl farklar yarattığını konuşmak için bulunuyoruz. Üç nesil kadın elektrik mühendisi başlıklı bu söyleşi benim için oldukça özel bir anlam taşıyor. Çünkü bugün bu kürsüde sadece elektrik mühendisleri odasının temsilcisi değil, ayrıca mühendis bir annenin oğlu olarak da bulunuyor. Ancak bu etkinin temel sebebi bir kadının biyolojik ya da ailevi rolleriyle değil, birey olarak topluma ve mesleğine yarattığı katkılarla da var olabileceğini göstermektir. Kadınlar tarih boyunca topluma yön veren, değişim yaratan ve devrim niteliğinde işlerimizi atan bireyler oldular. Ne var ki teknolojinin ve bilimin her köşesinde onların varlığını yeterince göremiyoruz. Bu sadece bireysel bir kayıp değil, toplumsal gerilemeyi de ciddi anlamda yavaşlatan bir eksikliktir. Kadınlar mühendislik gibi zorlu ve erkek egemenmiş gibi algılanan meselelerde fark yaratabilecek bilgiye, yaratıcılığa ve analitik zekaya sahiptir. Bu anlamda da cinsiyet eşitliğinin olmadığı mühendislik dünyası potansiyelinin değerli yarısını kaybetmiş demektir. Bugün mühendislik alanında kadınlar hala cam tavanlarla karşı karşıya. İş yerinde yeterince temsil edilmemeleri, fikirlerinin göz ardı edilmesi ya da teknik becerilerinin sorgulanması eşitsizliğin hala ne kadar köklü bir sorun olduğunu gösteriyor. Oysa teknoloji dünyasında yeni çözümü öğretmek farklı bakış açılarına ve çeşitliliğe bağlıdır. Kadınların bilim ve teknolojideki katkıları geleneksel bilgi yarışısının alt üstüdür ve bilgi üretim sürecinde daha kapsayıcı, çoğulcu bir anlayış olacak. Bu nedenle kadınların mühendislik varlığı sadece bireysel başarılar olarak değil, aynı zamanda bilim ve teknolojinin sosyal yapısının dönüştürülmesi olarak da görülmelidir. Bugün genç kadın mühendislere şunu söylemek istiyorum. Karşınıza çıkan engeller, toplumsal cinsiyet rollerinin size dayattığı sınırlar sizi yıldırmasın. Sizler bu mesleğin şekillendiren bireyler olacaksınız. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi sadece bir hak mücadelesi değil, aynı zamanda bilimsel ilerleme için bir gerekliktir. Kadınların daha fazla yer aldığı eşitlikçi bir mühendislik dünyası insanlığın daha büyük adımlar atacağı bir gelecek demektir. Çünkü teknolojinin asıl amacı sadece makineleri değil, insan yaşamlarını da iyileştirmek ve toplumu dönüştürmektir. Trajik bir gerçeği daha göz ardı etmemeliyiz. Kadınlar sadece iş dünyasında değil, günlük yaşamlarında da şiddet, taciz ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Yakın coğrafyamızda her gün bir kadın cinayeti, bir taciz ya da bir istismar vakası duyuyoruz. Ülkemizde de ev içi şiddet azımsanamayacak seviyede mevcut. Bu olaylar yalnızca bireysel trajedileri değil, aynı zamanda toplumsal yapının derin bir yarasını temsil ediyor. Bizler kadınların özgür, eşit ve güvende olduğu bir toplumu inşa etmek zorundayız. Ancak bu şekilde mühendislik dahil tüm alanlarda gerçek anlamda ilerleme sağlayabiliriz. Bugün burada bulunan herkesin kadınların karşılaştıkları eşitsizliklere karşı durmak, teknoloji dünyasındaki kadınların katkılarını daha fazla desteklemesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Kadın mühendisler toplumda yeni yollar, yeni çözümler kazandırmaya devam edecek. Bizler de onları destekleyerek daha adil ve eşitlikçi bir geleceği şüphesiz hep beraber inşa edeceğiz. Keyifli bir söyleşi olmasını temenni eder. Teşekkür ederim. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimizden Sayın Doçent Doktor Nefter Zafer Cömert'i davet ediyoruz. Değerli rektörüm, YODAK Başkan Yardımcısı, rektör yardımcıları, bölüm başkanları, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği odaları, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası'na ve kıymetli
konuklara bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ederim. Başkanımız Seren Aysal bugün bu etkinliğe maalesef üzülerek katılamadı. Çünkü aynı zamanda Teknik Gözlem adlı bir programın ilk lansmanını yapmak üzere Mayıs TV radyosunda programın açılışını yapıyor şu anda. Ama o da çok başarılı bir etkinlik geçmesini özetle aktarmamı istedi. Baktığımız zaman aslında kadının seçme ve seçilme hakkı 1900'lerin başından denk gelmiş ve aslında çok da kolay bir süreçlerden geçmediğimizi biz kadınlar olarak biliyoruz. Mesleğe başlamamız yine aynı şekilde zorlu süreçler ve kazanımlar sonucu olmuştur. Dolayısıyla kadının toplumdaki rolü Batı ülkelerinde ne kadar zor başladığını ve bulunduğumuz coğrafyada da ne kadar zorluklarla kazanıldığını hepimiz bilmekteyiz. Biz ülke olarak bence şanslı ülkelerindeyiz. Çünkü bu hakları çok öncelerinde 1900 başlarında bu mücadeleyle birlikte biz de kazandık. Bu kapsamda aslında yapılacak bu etkinlik bence çok kıymetlidir. Çünkü mühendislik alanında da aslında biraz önce Yeşim Hocam'ın söylediği gibi kadınların aslında çalışma hayatında yüzdesine baktığımızda çok da fazla olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla mühendislik alanında özellikle daha da az sayıda kadın bulunmaktadır. Bu da önemlidir kadınların bu alanlarda da çalışıp üretmesi. Bu kapsamda ben yine bilgisayar ve teknolojileri yüksekokuluna ve makineler elektrik mühendisleri odasına bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Bunun yanında sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında Birleşmiş Milletler'in eşit cinsiyet eşitliğine çok önem verilmektedir. Bu kapsamda 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefinin bir tanesi de cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır. Ki bence gerek üniversite olarak, gerek birlik olarak biz bu kapsamda gereken önemi ve mücadeleyi de verdiğimizi düşünüyorum. Daha fazla sözü uzatmadan ben teknolojideki gelişimleri eski nesilden başlayarak günümüze aktarımını ve ileride nasıl olacağının konuşulacağı, tartışılacağı söyleşiyi dinlemek için sözü sizlere vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi de üniversitemiz adına konuşmaları için Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hasan Kılıcı'yı davet ediyoruz. Tabii az sonra üç farklı nesilden kadın
elektrik mühendislerimizin meslek seçim süreçlerini, eğitim ve kariyerinde yaşadıkları zorlukları, başarılarını ve deneyimlerini siz katılımcılarla birlikte paylaşacağız. Aslında beni de heyecanlandıran bir süreç bu. Çünkü 70'li yılların başında ki üniversiteye gitmek, lisede, liseyi bitirmek bile bir problemken, üniversiteye gitmek bir özellikli bir durumken, bu üniversiteye gitme tercihinde mühendisliğin tercih edilmesi, erkek mesleği olarak o dönemlerde lanse edilen bir mesleğin bir kadın tarafından divan tercih edilmesi aslında beni heyecanlandırıyor. Çünkü bu hikayeyi hakikaten ben dinlemek istiyorum. Bu süreçte de kendi kendimize eminim ki çıkaracağımız çok faydalı olacak, çok dersler olacak diye düşünüyorum. Ki eminim ki bunlar çok da referans olacak. Çünkü üç neslinden genç nesile geleceğiz. Genç nesili de heyecanla bekliyorum. Çünkü hakikaten bayanlarımızın işte belirli meslekler, şu kadınlar yapar, bu kadınlar yapar, yapılmaz diye böyle toplumda ön yargılar oluşurken, varken bunun aslında tam tersi olduğunu ve ısrarla, inatla ve azimle bu adımlarını atmak için, bu alanda okumak için çaba gösterdiğini, başarı gösterdiği hikayesini demek bizim açımızdan büyük bir önem arz etmektedir. Bugün tabii kendi alanlarında sınırları zorlamış ve ilham verici kariyer yolculuklarına imza atmış dört güçlü kadını mühendisimizin deneyimlerini dinleyeceğiz. Onların başarıları, onların yaşadıkları zorluklar ve azimleri gelecek nesillere ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Tabii Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve fırsat eşitliğini destekleyen projeler yürütmeye devam ediyoruz. Tabii geçtiğimiz dönem içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve genç kadınlarımızın, kızlarımızın eğitim ve kariyer yolculuklarını kolaylaştırmak adına düzenlediğimiz etkinliklerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz Üniversitesi, yine bir kısa teknoloji ilçe okulunun makabeyle birlikte düzenlediği BİTEK projesi kapsamında 3 yıldır teknoloji kadın sayısının artmasına yönelik çeşitli farkındalık etkinlikleri yürütmektedir. Bizler bu etkinliklerin kız çocuklarımızı, gençlerimizi motive ettiğini, onların farkındalığı içinde bu alanlarda da aslında cinsiyet eşitsizliğinin değil de aslında tüm insanlarımızın kadın erkek fark etmeden çalışabileceğini, okuyabileceğini ve bu meslekleri icra edebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda kadınların teknolojik varlığını güçlü desteklemek amacıyla gösterdiği ilgi ve verdikleri desteklerden de çok memnunuz ve bu bizde daha farklı projeleri hayata geçirmek ve bunu uygulamaya koymak için motive ettiğini de buradan ifade etmek istiyorum. Tabii kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda daha fazla yer alması toplumun genel kalkınmasına ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına doğrudan katkıda bulunmaktadır. Bu toplumu birlikte inşa etti, birlikte kurulan bir toplumun, birlikte verilen bir mücadelenin aslında ekonomik alanda da yansımalarını, sektörel alanda yansımalarını kadın erkek el ele. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde baktığımız zaman çalışan oranlarında kadınlarımızın daha ağırlık bastığını görüyoruz. %53 çalışan oranında kadınımız, bugün bayanımız hoca yönetisi anlamında bakıldığında hakikaten üniversitemizde bir kadın egemenliği ve de kadın dengesinin kurulduğunu buradan büyük bir gurur ve heyecanla ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalar devam edecektir. Bizler bu alana bakıldığında bu fırsatların yaratılmasında öncülük etmek durumundayız. Bugün yakın coğrafyalarımızda hocam bahsettiği sayın matematikimizde duyduğumuz şiddet olayları, yaşadığımız bu trajediler bizleri motivasyonumuzu kırmamak. Çünkü hakikaten dedik ki çok gidilecek yol, aşılacak dağlar, engeller var. Bu mesajları buradan vermek durumundayız. Aslında bence bugün ve bu etkinlikte en önemli adımlar verilecek mesajlardan bir tanesi aslında kadının veya gençlerimizin bu alandaki mecralarda daha çok öne çıkmalarını, daha çok kendini göstermelerini, bu engelleri aşmanın yollarını bizlere referans olmasını sağlamanın bir adımı olarak görüyoruz.
Bizler Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ettiğimizde buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu noktada akademisyenlerimizin, çalışanlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle ve gönüllü çalışmaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla, yani sizlerle gerçekleştirdiği işbirlikleri ve bu hedef doğrultusunda büyük bir önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin, öğrenci mezun adaylarımızın da bunları eminim ki yakın bir noktada izlediklerini, takip ettiklerini ve bu anlamda da gelişimlerine devam edeceklerini öngörüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki kadının olduğu yerde başarı vardır, kadının olduğu yerde eşitlik vardır, kadının olduğu yerde erkeğin de kendini bir anlamda dengelemesi vardır. Biz bunu ifade etmek istiyoruz. Ben bütün çalışma arkadaşlarına bunu ifade ediyorum. Yani aslında şu andaki geleceğin noktada bu dengenin biraz kadınlar yine arttığını görmek de aslında bizi mutlu etmektedir. Çünkü olumsuz bir şey görmüyoruz. Ben en çok ondan göre, yani erkeğin olduğu yerdeki yaşanan sorunları, problemleri görüyoruz. Ama bizim coğrafyamızda, bu küçük adada bu dengenin annelerimiz tarafından, dedelerimiz tarafından da kurulduğunu görüyoruz. Bizler birlikte o dönemdeki yeniler savaşırken, birlikte mücadele ederken bu günleri düşünerek inşa ettiler. Dolayısıyla şimdi yaşadığımız bu süreçte kadınlarımızın meslek seçimlerinde zor görünen bir mesleği tercih etmeleri aslında bu mücadelenin ne kadar güçlü yapıldığını bir örneğidir. Ben bu açıdan bakıyorum, burada gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin genç kızlarımıza, genç kadınlarımıza ilham ve gelecekteki başarılarına zemin hazırlayacağını düşünüyorum. Hep birlikte geçmişten güç alarak eşit ve aydınlı bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Katılımlarınız ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Etkinliğin yeni nesil için daha eşit bir geleceğin kapılarını aralayarak ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılarımız, teknolojide sınırları zorlayan kadınlar, 3 nesil kadın elektrik mühendisi konulu söyleşimizde erkek egemen ve mühendislik alanında kadınlarımız mesleklerini nasıl seçmişler, kariyerlerinde hangi zorlukları yaşamışlar, kadın olmanın avantajları neler olmuştur, tüm bunları da öğrenmek üzere konuklarımızı şimdi özgeçmişlerini aktararak tek tek sahneye davet etmek istiyorum. İlk mühendisimiz genç nesilden Sayın Çise Koçat. Çise Koçat, Brunel Üniversitesi Londra Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Çok kısa bir süre bir bankada bilgi işlemde çalıştıktan sonra Ayşe Tokel Elektrik Mühendisliği ofisinde elektrik mühendisi olarak çalışmaya başladı. Ardından İngiltere'de bir firmada elektrik mühendisi olarak çalıştı ve adaya dönüp kendi ofisini açtı. 2020'den beri kendi ofisinde çalışıyor. Ayrıca 2022'den beri de Modexoft şirketinde elektrik mühendisi olarak meslek hayatına devam etmektedir. Şimdi Sayın Çise Koçat'ı davet ediyoruz. Bir diğer mühendisimiz Sayın Dilara Altınok. Dilara Altınok, Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Ardından işletme bölümünde MBA yaptı. Çalışma hayatına Ercan Havalimanı Sivil Havacılık Dairesi'nde elektronik mühendisi olarak başladı. Ardından yaklaşık 25 yıl süren kariyerinde aydınlatma başta olmak üzere Schott, UPS ve anahtar priz sektörlerinin yerli ve yabancı üretici firmalarında satış, pazarlama ve proje yönetiminde bulundu. Türkiye'nin birçok bölgesinde ve Philips, Siemens, Kitoko ve Thorn Lighting gibi şirketlerde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulunup, yurt içi ve yurt dışında tünel, yol, havalimanı, deniz limanı, spor sahası gibi pek çok altyapı projesinin aydınlatma çözümlerinde çalıştı. Evli ve bir çocuk sahibidir. Alkışlarla Sayın Dilara Altınok'u davet ediyoruz. Ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın eski başkanı, aslında tek kadın başkanlığı yapmış önemli bir isim Sayın Ayşe Tokel.
Ayşe Toker 1964 yılında Akıncılar'da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 10 yıl özel sektörde elektrik mühendisliği mesleğini serbest olarak yaptı. Daha sonra Girne'de kendine ait Ayşe Toker Elektrik Mühendislik Hizmetleri Ofisi'ni kurdu. Merkezi Amerika'da olan ESCO'dan enerji yöneticisi belgesi almış olan Ayşe Toker, Enerji Profesyonelleri Derneği'nin kurucu üyelerindendir. Farklı çevre örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle enerji verimliliğiyle ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca 2020 yılında Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı'na katılmış ve sınav neticesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmuştur. Üyesi olduğu Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurullarında farklı dönemlerde çeşitli görevler üstlenmiş ve oda çatısında kurulan birçok mesleki komitelerde görev almıştır. 2007-2010 yıllarında 800 üyesi bulunan ve sadece %8'i kadın olan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı olarak görevini 4 yıl yürütmüştür. Halihazırda oda başkanlığı yapmış olan tek kadın elektrik mühendisidir. 2019 yılında ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Halka açık Unicap şirketi hissedarlarındandır. Aynı zamanda Unicap Direktörler Kurulu başkanlık görevini yürütmektedir. Halen Ayşe Toker Elektrik Mühendislik Hizmetleri Ofisi'nde mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir kız çocuk annesidir. Buyurunuz Sayın Ayşe Toker. Evet ve ilk kadın mühendis odaya kayıtlı ilk kadın mühendisimiz şimdiki konuğumuz Sayın Özcan Bundak. Özcan Bundak 1948 yılında Vaf'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Limassol'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden elektronik yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'da çalıştı. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'a döndü ve 1 Nisan 1975 tarihinden itibaren Sivil Havacılık Dairesi'nde elektronik mühendisi olarak çalıştı. Kıbrıs'ın hem Türk hem de Kıbrıs Rum tarafı dahil ilk kadın elektronik mühendisidir. 1994-2010 yılları arasında özel bir şirkette yönetici olarak çalıştı. Bu tarihten itibaren emekli oldu. İlk kadın elektronik mühendisimiz Özcan Bundak, boş zamanlarında derneklerin faaliyetlerine katkıda bulunmayı seviyor ve golf oynayarak vakit geçiriyor. Alkışlarla Sayın Özcan Bundak'ı davet ediyoruz. Sonra söyleşimiz için sözü Sayın Çise Koçat'a devredeceğiz. Ama bugün değerli misafirlerimiz aramızda Yüksek Öğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu üyesi, Başkan Yardımcısı, aynı zamanda üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Hasan Amca bulunuyor. Öncelikle hocam doğum gününüz kutlu olsun, onu belirteyim. Eminim ki hocamızın da söyleyeceği çok kıymetli sözler olacaktır katılımcılarımıza. Dolayısıyla kendilerini kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Evet, direktörün, direktör yardımcılarım, hocalar, arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve konuklar, teknoloji sınırlarını zorlayan kadınlar etkinliğine hoş geldiniz. Ben de Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu'nda uzun süre 7 yıl kadar müdürlük yapmış birisi olarak hep öncülük yapan üniversitedeki etkinliklere Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu'nu başta ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nü bu güzel etkinlik için kutlar, başarılar dilerim. Bir baktığımızda madem konu kadınlar, 1700'lü yıllarda başlayan birinci endüstri devrimini biz 120 yıllık bir
arayla kaçırdık. Sebebine geleceğim şimdi. Buharın bulunmasıyla başlayan bilimci endüstri devrimi dünyada önemli bir gelişme sağlamıştı, değişim sağlamıştı. İkinci endüstri devrimi elektriğin bulunmasıyla başladı. Biz onu da bir 50-60 yıllık bir süreyle yakalamayı kaçırdık yine. Üçüncü endüstri devrimi programlanabilir bilgisayarların çıkmasıyla başlamış. Biz onu da kaçırdık aslında ama üçüncü endüstri devriminin çok önemli bir özelliği var. Kadınlar ilk kez üretimde otomasyonun artmasıyla kitlelerin endüstri ürünlerine ulaşımının mümkün kılınmasıyla kadınlar ilk kez endüstriye davet edilmiş. Beyler tarafından davet edilmiş ve üretim mekanizmalarında kadın yerini almış. Tabii yine 3. endüstri devrimi sonuna doğru dünyada yaşanan bir ekonomik kriz nedeniyle yine eve gönderilmişler tabii. 4. endüstri devriminde yine kadın yerini almış toplum içerisinde. 4. endüstri devriminin en büyük özelliği insanın olmayışıydı. Karanlık fabrikalardan bahsediyorduk, otomasyon ve karlılıktan bahsediyorduk, siber fiziksel sistemlerden bahsediyorduk, bulut bilişimden bahsediyorduk, büyük veriden bahsediyorduk ama içinde bırakın kadın insan yoktu. Dolayısıyla 2006'da ortaya atılan endüstri devrimi 2017'de tekrar bir hamleyle değiştirilmiş ve 2021'de 5. endüstri devrimi ortaya atılmış. Yine Hannover'de aynı salonda 4. endüstri devriminin ilan edilmesiyle. Burada tabii önemli bir olay var. 5. endüstri devrimini biz yakalayabiliriz. Üniversitelerimiz sayesinde ve aslında eskiden sadece iş gücüne katılan erkekler de şimdi kadınlar da artık erkekler kadar etkin bir şekilde. Hatta Avrupa Birliği'nde yapılan bir araştırmada matematik fen puan ortalamasında kadınların erkeklerden bir puan daha önde olduğu gibi bir yayın okumuştum. Dolayısıyla bu arada ilk bilgisayar programını yazan da İngiliz bir kadın, tarihte öyle geçer. İngiliz bir kadının ismini bile bilen yoktur. Ama ilk bilgisayar programını İngiltere'de bir kadın yazmış ve ondan sonra bilgisayar programcılık konsepti gelişmişti. Tabii şimdi çıta gittikçe yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Artık mesela önceleri endüstriyi, teknolojiyi iyi kullanabilenler, kullanamayanlar ve üretenler vardı. Ama artık teknolojiyi üretmek o kadar zor oldu. Bir yapay zeka, ChatGPT'ye baktığımızda 175 milyar parametrelik bir yapay sinir ağını train yapabilecek, eğitebilecek, kapasiteye sahip bir bilgi işlem gücüne sahip olacaksınız. 500 milyar kelimelik bir büyük veriye sahip olacaksınız. Ve bunları yapabilecek süper kompüterlere, bilgisayar gücüne sahip olacaksınız. Dolayısıyla artık üretmek, teknolojiyi üretmek zorlaştıkça zorlaşıyor. Ancak iyi bir kullanıcı olarak biz yerimizi alacağız. Galiba öyle görünüyor. Dolayısıyla kadınların da aslında sahaya inmesiyle bu 5. endüstri devrimini yakalayabiliriz. Gerçekten yakalayabiliriz. Dolayısıyla üniversitelerimiz bence bunlara yönlenmeleri gerekiyor ve bütün gücümüzü entropiyi düşürerek, yani rastgeleliği düşürerek, daha organize bir şekilde insan kaynaklarını, iş gücünü yönlendirerek 5. endüstri devrimini yakalayabilmemiz gerekiyor. Çünkü artık dediğim gibi üniversitelerimiz var ve kadınlarımız var. Teknoloji üretimine, en azından iyi teknoloji kullanımına katkı koyabilecek. Dediğim gibi üretim artık ChatGPT gibi bir şey biz yaratabilir miyiz bilmiyorum veya Gemini gibi veya Copilot gibi bir şeyler yaratabilir miyiz bilmiyorum ama en azından iyi kullanıcılar olabiliriz. Dolayısıyla kadınların sahaya inişiyle 5. endüstri devrimini altını çiziyorum. Yakalayabiliriz. Hep birlikte bunun için çalışmalıyız. Tekrar doğum günü kutlaması ve davet için teşekkür ediyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Teknoloji çalışan kadınlarla ilgili bir farkındalığının olması gerekiyor.
yaptı. Öncelikle bu mesleği neden seçtiğimizle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Benim kendi adıma matematik ve fiziğim lise hayatım boyunca çok iyiydi. Problem çözme yeteneğim vardı. O yüzden öğretmenleri tarafından mühendislik alanına yönelik. Ama esas zorluklar meslek hayatımda başladı. Mezun olup, İngiltere'ye gittim, mezun olup AVE'ye döndüğüm zaman ilk iş başvurumu yaptım, bir mühendim gördüm. Tabii coğrafyanın da farkı var diyeyim. İngiltere'de okuduktan sonra tabii bütün işlemler internet üzerinden olur. Daha adaya geldim, 18'inde gitmişim geldiğimde internette iş falan okuyorum, gazetede falan okuyorum. İlk mühendim değerlendirmek istedim, çağrıldım, gittim. CV'mi tabii götürdüm, mülakatımızı gerçekleştirdik. Adam böyle dedi. Bugüne kadar gördüğüm geçirdiğim en iyi mülakattı. Fakat bizim bütün çalışanlarımız erkek. Senin verimliliğinden hiçbir şüphem yok. Fakat eğer seni işe alırsam çalışanlarımın verimliliğini tutarım. Böyle ağlamak istedim. Anneme babama tabii direkt koştum. Babam dedi, pedagoji al, öğretmen ol, bir şey değil, mühendissin yine. Ama ne yapacağımı bilemedim. Tekrardan işe başvurdum. Bu sefer belki ama istediğim de bu değil, denemek istiyorum. İnşaat sektörü denemek istiyorum. Haberleşmeyi denemek istiyorum. Çünkü İngiltere'de bir de ben placement diye derler İngiltere'de. Bu staj dönemi bir yıl boyunca isterseniz yaparsınız ama ben bunu tercih etmedim, direkt mezun olup gelmeyi tercih ettim. O yüzden bir tecrübem de yok sahada. Geldiğimde dedim, o zaman ben bilgi işleme gireyim, burada var. Orada mülakatlardan geçtikten sonra bilgi işleme geçtim ama içimde yok. Bilgi işleminde çalışmak, ben ya inşaat sektörü ya haberleşmede çalışmak istiyorum. Burada tecrübem yok. Yaptı. Çok şükür Ayşe Hanım karşıma çıktı. Bir arkadaşım aracılığıyla. Ve Ayşe Hanım'ın ofisinde karşıma. Artık böyle staj yapayım ama. Ben bir staj yapayım. Bir şey değil. Ben mezunum ama birilerinin yanına gidip bir staj yapayım. bunun için çabaladım. İlk önce Ayşe Hanım'ın yanına gittim. Tabii bayağı bir oldu. Motivasyon oldu bana Ayşe Hanım'ın yanına gitmek. Bir kadın mühendisi görmek, bir oda başkanını görmek, onunla toplantılara katılmak, onunla duyulan saygıyı görmek benim önümde çok büyük bir örnek oldu. Tabii daha detaylarına gireceğiz ama sözler şu anda da vereyim. Çok teşekkür ederim size. Önce ben Doğa Deniz Üniversitesi'ne bize yapmış oldukları bu davetten dolayı çok teşekkür ederim. Ben de bir Doğa Deniz mezunu olarak her zaman onur duydum, gurur duydum. Biz üniversiteye başladığımız zaman, sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum aslında. Üniversite daha bebekti. 80'li yılların başında Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden üniversite statüsüne geçmişti. Ve sadece 3 bölüm vardı. Makine, inşaat ve elektrik bölümü vardı. Benim mezun olup işe başladığımda o zaman piyasada Türkiye'nin büyük üniversitelerinden İstanbul Teknik, Orta Doğu ve İngiltere'deki üniversitelerden mezun olan mühendis arkadaşlarla birlikte çalışmaya başladık ve içinde bir şey vardı, acaba yeterli eğitim aldım diye, yeterli miyim ben diye. Çünkü daha çok bebek bir üniversiteden mezun olmuştuk. Çok şükür bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki üniversitemizde çok çok iyi bir eğitim aldık. Bu vesileyle de çok teşekkür etmek istiyorum ben. Bize emek veren tüm dayı hocalarına. Ve bunu tecrübeyle yaşadım. Çalışırken gördüm ki okulumuzun, üniversitemizin eğitimi gerçekten iyi bir eğitim olduğunu. Ben mesleğe nasıl başladım? Niye bu bölümü seçtim? Benim aklımda hiç elektrik okumak yoktu aslında. Hiçbir bilgim de yoktu elektrikle alakalı. İlk yıllarda hazırlıkta makine, inşaat ve elektrik bölümü vardı üniversitede. Sadece 3 bölüm vardı.
hazırlıkta İngilizce matematik ve atölye dersimiz vardı. Ve seçtiğim puana göre de bölüm seçerdim. En son sınav neticeleri açıklandı. Hiç unutmam, şu an rektörlük binasında dersliklerin üzerinde camda notlar yazıldı. O zaman da matematik hocamız Tayyip Hoca'ydı, Tayyip Çelik hocamızdı ve bize matematiği de sevdirmişti Tayyip Hoca. Matematik notum belli gelmişti. Ben nota sevindim. Arkada bir erkek arkadaş dedi ki, işine yaramayacak Ayşe, zaten kadından elektrik mühendisi olmaz. O cümle benim içime o kadar işledi ki, ben onu bir hakaret olarak algıladım. Hiç aklımda yokken, hiçbir bilgim yokken, elektrik mühendisi, ben dedim o zaman içimden elektrik mühendisliğini seçeceğim, ben okuyacağım. Evet, seçtim. Çok zorlu bir akademik süreci yaşadım. Çünkü kolej mezunu değildim, yeterli İngilizcem yoktu. Çok çok iyi, lise gibi matematikte de ben çok çok iyi değildim. Vasat bir öğrenciydim. Ama ne yaptım? Çok çalıştım. Gece 3'lere kadar ders çalıştım. Hiçbir zaman egom yüksek olmadı. Hem öğrencilik hayatımda hem meslek hayatımda da. Sordum, araştırdım, öğrendim. Olmadı, o dersi tekrar aldım ve azimle üniversiteyi bitirdim. Staj diye yine o dönemlerde adada en çok proje yapan bir firmaya girdim. Bir hafta orada staja başladım. Patron dedi ki, Ayşe sen bize şans getirdin, devam et bir şey. Aslında şans getirdiğim falan yoktu. Bir geriye dönüp baktım da arkadaşlar, her işe koşuyordum, çok çalışıyordum. Oradaki teknisyenden, işin mutfağında yetişen teknisyenden de iş öğrendim. Onunla aram iyiydi, iyi ilişkiler kurdum. Burada şu mesajı vermek istiyorum. Hiçbir zaman, ister kadın olsun, ister erkek olsun, meslek hayatınızda egomuz çok yüksek olmasın. Öğrenmeye her zaman açık olun sevgili gençler ve sorun. Ben işin dediğim gibi teknisyenden öğrenmeye başladım. Sonra bir yerde bana sormaya başladı. Örneğin bir aydınlatma projesini o ezberlemiş bazı kalıplarda yapıyordu kız. Ama hesaplamaya girince bana sormaya başladı ve bilgili olduğumuz zaman karşıdan da saygı görürsünüz. Ve mesleğime ben böyle başladım. Biz aslında konuşsak günlerce konuşuruz ama ben sözü Dilara'ya vermek istiyorum. Ben neden mühendis oldum diye sorduklarını düşünüyorum. Aslında elektrik mühendisliği değildi tercihim. Ben bir hayat tarzını seçtim. Öğretmen olmak istemiyordum. Annem öğretmen, çalışan bir annemin kızıyım. Devlet memuru da olmak istiyordum. Ailemde bolca vardı. Baba tarafım çiftçi. Orası tamamen bana kapalıydı. Dolayısıyla benim hep hayran olduğum örnek aldığım kişi şu an aramızda. Dayımın kulu beraber. Onun hayatını çok seviyordum. Kendisi fizikçi. Amerika'ya gidiyor, orada öğretmenlik yapıyor, Libya'ya gidiyor, orada mühendislik yapıyor, Suudi Arabistan'da. Her yerinde anlattığı farklı kültürlere ait iş tecrübeleri büyük bir hayranlıkla dinliyordum onu. Çocukluğumda sanırım meslek seçiminde en büyük etki. Umarım bütün hepimizin birer böyle rol modeli vardır. Ben onun arkasına Doğu Akdeniz'e girdiğimde mühendisliği kazanmışım. Aslında bilmiyordum da. Birinci yazdığım için oraya gitmişim. Birinci sınıfa. Dayıma sordum neyi seçeyim. Fizikte dedi, kendisi aynı zamanda Marif Kolejinden fizik öğretmenimdir. Hangi konuyu seviyordun? Elektrik fiziğini seviyordum. Tamam, o zaman elektrik elektronik seçebilirsin dedi. Yapabilir miyim dedim. Yaparsın. Onun onayı olmasa belki bu kadar cesaret etmezdim. İlk tecrübem, çok şanslıyım. Özcan Hanım ve Rıfat Bey'in hocalığında diyorum.
Gerçekten biz sizin sayesinde, çünkü iş tecrübeniz nasıl bir mühendis olacağınıza büyük etki ediyor. Prensiplerinizi oluşturuyorsunuz. Nasıl bir etkinlik olacak? Askerlerinizle nasıl davranacağınızı ileride her şeyi onlar belirleyecek. Ercan Havalimanı'na başvurduğunda tamam devlet memuru olmak istemiyordum ama bana uçaklarla uğraşmak sürekli hareket halinde, çünkü masa başı bir iş değil, çok cazip gelmişti. Fakat esas hedefim üniversiteden mezun olduğumda burada gene işletme yüksek lisans yaptım. Özel sektörde çalışmak istiyordum. Çünkü dediğim gibi özendiğim hayatı ancak o şekilde bütün 90'lı yıllarda X kuşağında bir mühendislik üstüne bir master yapma gibi bir gelenek vardı. Hala sürüyor sanırım. Ve Ercan Havalimanı'nda gerçekten daha 0 kilometre çömez bir mühendis olarak bizi yetiştirdiler. İki mühendis arkadaşıyla birlikte. Bilginle otorite ol tavsiyesini hiç unutmadım. Özcan'a sorardım. Ya tecrübeni yapman varsa, teknisyenlerin ödülü falan yaşındaydı ve aynı vardı. Rıfat Bey hep şey derdi, bir gün teknisyenden önce öğreneceksin, sonra sen onlara kendini geliştirdikçe, o zaman radar yeni kurulmuştu, sen onlara öğreteceksin, bu sayede otoriteni koyacaksın. Sonuçta 23 yaşındaydım daha. Ve babam yaşında dediğim gibi hem mekanik hem elektrik teknisyenleriyle çalışıyordum. Bana çok yardımcı oldular. Hepsi son derece, tabii onların da hocaları Fat Bey ile Rıcan Hanım. Ben 3 yıl hem kendi konum yüksek girdim ve aydınlatma olduğu halde elektroniğe sadece 6 ders almıştım ama elektroniğe oturup baştan ders çalıştım ve hakikaten otoriteyi bilgimle bulmaya çalıştım. Sonra aslında esas hedefim ne yazık ki Türkiye'ye gitti. Daha doğrusu dünyaya, Orta Doğu'ya, işte Kuzey Afrika ülkelerinde sahiplerinin yer aldığı projelerde yer almak istiyordum. Elektrik tedarikçilerine başvurdum. İşte pek çok Hollanda, Fransız, Alman gibi bütün mühendislik sektörünün ilgilenmesi var. Ben çok şey vardı bende, acaba kadın alırlar mı? İşte acaba Doğu Akdeniz 86 geçtiğim ben, ilk kız mezunuyum hatta. Abdullah Hoca şampanya patlatmıştı. Son kız mezunu olmaz inşallah diyeyim. hakikaten çok azdı. İşte Ayşe ile de aynı dönemde dersler aldığımız oldu. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin gerçekten yani çok az mezunu vardı ama bir saygınlığı vardı. Her şeyden önce dil sorununuz yok. Yabancı firmalar direkt İngilizce seviyemizde, üniversitemizin İngilizce eğitim. Çünkü bütün kataloglar her şey İngilizce, müdürlerimiz yabancı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Üniversitemin bakımından çok şey borçlu olduğuna inanıyorum. Bu şekilde devam ettim ve Ercan'da öğrendiğim mühendislik terbiyesini, böyle bir şey de var. Devam ettim. Her gittiğim yerde gene kadın aslıların olduğu çömezler birlikte yanıma. Onlara da aynı Özcan Hanım'ın bana destek verdiği gibi destek olmaya çalıştım. Bu şekilde daha çok kadının bu sektörde yer alması, sektörde olan kadınların da işini kolaylaştırıyor. Gittiğinizde bir kadınla buluşmak şantiyede, ben her zaman masanın tedarikçi kısmında yer aldım. Projelerimle, ihalelere beraber girdik. Ama bir kadınla çok daha hızlı ilerliyor işler. Çünkü biz birbirimizin dilini de daha iyi anlayabiliyoruz. Erkek meslektaşlarımdan hiçbir ayrım görmedim. Çünkü mühendis erkekler rasyonel düşünmeye alışık insanlar. Kadınlar da bir süre sonra sürekli rasyonel, her ne kadar duygusal olduğumuz söylense de kadınlar olarak aslında rasyonel kararlar aldıkça özel hayatımızı kadına yansıtıyoruz. Meslek kararlarımız da o şekilde oluyor. Ben hepsinden razıyım. Çok iyi hocalarım da oldu. Diğer dediğim gibi hem mühendislerime de bütün verdiğim destekte onların da saygısını gördüm.
ediyorum. Bu şekilde. Şimdi hocama diyorum. Teşekkür ediyorum. Bırakayım. Evet, nasıl? İlk ben başladım ama en son mevcutum. Herhalde tecrübeden dolayı. Şimdi ben tabii ki gene kadın erkek eşitliğine gelmek istiyorum başa. Ben ailemde kalabalık bir ailenin çocuğum, 6 kardeşim var benim, vardı daha doğrusu. Ve kadın, kız, erkek eşitliği, 3 kız, 3 erkek. Dolayısıyla da demokratik bir şekilde doğmuşum demektir bu. Ailem benim, annem de babam da, ikisi de çok böyle okumuş olmamalarına rağmen çok açık insanlardı. Yani kendilerini yetiştirmiş insanlardı. Dolayısıyla da bizim okumamızın, hepimizin okumamızı istedi. O dönemde öyleydi. Sonra ben tabii ilkokul, ortaokul, lise, bunlar biz hep karma bir lisede okudum. 19 Mayıs Lisesi, Seda Simavi İlkokulu, 19 Mayıs Lisesi, bunlar hep karma. Ve sürekli erkeklerle yarışır bir vaziyetteydik. Dolayısıyla da yani orada da bir kadın erkek eşitliği vardı her zaman. Onun için yani ben hayatımda öyle diyeyim. Bütün bir 18 yaşıma kadar tabii ki. Üniversitede de öyle ya. Bu dönemde hiç kadın erkek eşitsizliği görmedim. Üniversiteye geldiğim zaman da öyle. Ha, nasıl seçtim ben elektrik mühendisliğini? Ben de matematik, fiziği falan, evet çok güzeldi, iyiydi. Ve bunu zaten siz, yani lisede aslında sizin hocanız olmasalar dahi, diğer hocalar, herkes biliyordu nasıl bir dereceniz, nasıl bir öğrencisiniz, herkes sizi tanıyordu. Benim de çok böyle bitirme sınavlarında bilhassa gözlemcilik yapan bir hocam vardı. Ama onu da tanıyordum. Tabii ki benim yani ta ilk ortaokuldan itibaren hocam olmuş ama benim kendi hocam hiç olmamış. İngilizce hocasıydı o. Ama bize hiç hocalık yapmadı. Fakat nasıl bir ilişkimiz vardı? Her zaman saygılıydı tabii hocalarımıza. Ve sonra gözlemciyken sürekli işte Özcan sen ne olmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum hocam, daha seçmedim. O zaman sen elektronik oku. Orta Doğu Teknik Üniversitesi var. Ankara'da oraya gideceksin sen. Dolayısıyla kendini onun şeylerine, imtihanlarına hazırla. Hocam ben gidemem dedim şeye, Ankara'ya. Çünkü benim ablam var. Ben aferin ablam. Onlar İstanbul'daydılar. Tabii ben de oraya gitmek zorundaydım. Ancak öyle gidebilirdik. Hani birbirimize destek olmak bağlamında. Dolayısıyla da ben İstanbul'a gideceğim. Tamam, o zaman İstanbul Tekniğe giriyorsun demekti. Elektronik mühendisi ol falan. Neyse bu benim kafamda. Ben geldiğim zaman tabii ben 1996-97 ilk1966-67 ders yılı ilk yılım benim. İstanbul'da geldiğim zaman bizim o zaman biliyorsunuz 63 hadiseleri başlamış, dolayısıyla da biz çoğumuz hep böyle kontenjan alarak gittik üniversiteye. Ve benim kontenjanım İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'ydi. Yani İstanbul Teknik değildi. Ama ben İstanbul'a gittiğim zaman İstanbul Teknik Üniversitesi kendi imtihanlarını kendi yapıyordu. Dolayısıyla da ben onun imtihanlarına yabancı uyruklu olarak giriyordum. O zaman girdik. Dolayısıyla da böylece ben elektronik mühendisliğini zayıf akım deniyordu. O zaman zayıf akım, kuvvetli akım. Biz zayıf akımı seçmiştim. Dolayısıyla öyle mesleğimi bu şekilde seçmiş oldum. Üniversitede de dediğim gibi ben hakikaten, gerçi 5 kızlık biz, sınıfta 70 kişilik sınıfta 5 kişi ama ikisi meteoroloji seçmiştim. Biz 3 kişi de elektrik mühendisliği olarak devam ettik. Bu arada benim zamanımda öğrenci hareketleri başlamıştı tabii. Epey bir
şeyler oldu. Tabii İstanbul Teknik Üniversitesi, tamamen solcu bir üniversite olarak. İşte hepimizin en şeyleri söyleyen yumruklar havada diye böyle işte özel okullar gibi devletleştirilmeli. Ama böyle sloganlarla geliyordu. Halbuki şu anda özel okullar görüyorsunuz çok yavaşla ve gene de güzel şey veriyor, söyleyin. Servis veriyor tabii. Güzel öğrenciler veriyor şeyler toplumumuza. Neyse böyle sloganlarla büyüdü. Güzel bir üniversite hayatı oldu benim. Ondan sonra 74 hadiseleri, 74 barış harekatından sonra. Ben tabii ilk önce İstanbul'da mezun olduktan sonra bir müddet çalıştım. O zaman Şaplörez diye bir televizyon şirketi vardı Alman. Montaj yapıyordu tabii. Türkiye o zaman montajla başladı. Orada çalışıyordum kalite kontrolünde. Sonra 74 barış harekatından sonra işte Kıbrıs'a geldim. Benim çok yakın bir arkadaşım, ismini verebilirim, benim bizimle beraber şimdi Işıl Hanım. Işıl'la biz ilkokuldan itibaren aynı sınıftaydık. Tabii o daha sonra koleje gitti, 63 hadiselerinden sonra. Ben kendi şeyimle devam ettim ama o da o dönemde, yani 74'te Kıbrıs'ta dışişleri ve Başbakanlık'ın dışişlerinde görev almıştı. İlle sen daha dönmedin diye ne gerek var? Ben de sivil havacılığa o şekilde müracaat ettim ve girdim. Sivil havacılık benim ilk işim. İlk mühendislik işim. Orada bir Nisan 1975'te Rıfat Bey, Dinçer Bey ve ben üçümüz ilk elektronik mühendisleri olarak sivil havacılığa'daki tabii ilk elektronik mühendisleri olarak başladık. Orada da dediğim gibi ben hiç erkek egomanyası görmedim. Dolayısıyla ama şöyle bir şey söylemek zorundayım başlamadan önce. Şeye sonra tekrar herkese dönebiliriz. Ben aslında erkek şeyini, erkek nasıl yani baskısını hani biliyorsunuz Ercan tabii başlarken hiçbir şey yoktu Ercan'da. Dolayısıyla bizim ihalelerimiz vardı sürekli. Çünkü gelişim dönemiydi Ercan. Dolayısıyla belli bir iki sene sonra biz hava saha kontrolü açmıştık ve o 24 saate dönmüştük. Dolayısıyla yani iki sene sonra 75-77 bu söylediğim benim. 77'de bu ihalelerle karşılaşıyoruz ama biz nöbete girmek zorundaydık. Çünkü 24 saate geçtik. Dolayısıyla artık birbirimizi her gün sabahları gördük. İşte bu. Buyurun bunlar var. Teşekkür ederim. Bay bay. 24 saat ben sonra 24 saat diye iki arkadaşım devam ediyoruz. Ama bu arada bu ihaleler için tabii bir hale teklifler geliyor. Bir de yerinde görmek istiyor insanlar. Ya Ercan'a geliyor diyor ki mühendisle görüşecektim. Buyurun benim. Yok biz Rıfat Bey'le hemen bir sürü içerim istiyorum. Neden? Yoktur daha güzel konuşuyorum. Yani ben orada işte anladım diyor. Bunlar niye böyle yapıyor? Ben kadın olduğum için herhalde diye. Sonradan fark etti kadın olduysa. Dedim bir keresinde bunu yıkmanın yolu var yani. Dedim gelin siz ben mühendisim buyurun. Ben de yardımcı olacağım size falan bir tanesine. Tamam dedim neyse ondan sonra çok şükür olsun. Ama dediğim gibi ilk önce bütün bu şeyleri ben dış piyasaya aç, yani Ercan'da görmedim gerçekten. Ama dış piyasaya açıldığımız zaman maalesef görüyorsunuz erkek egomanyasını veya kadına olan baskıyı görüyoruz. Ne yazık ki. Dedim yani ve ben gerçekten çok hayretler içinde kaldım. Dediğim gibi ben başından itibaren bütün bir hayatım boyunca yani 20 küsurlarıma gelinene kadar kadın erkek eşitti bana göre. Ama evet, ondan sonra ne yazık ki evet, doğduğumuz mesleğe başlayınca böyle oluyor. Evet. Aslında bizim doğduğumuz coğrafya şansımız oldu. Özcan Hanım'ın dediği gibi bizim Kıbrıs Türk toplumunun erkekleri
aydın erkeklerdi ve hiçbir zaman babamız bizi erkek kardeşlerinden ayırmadı. Dilara Hanım dediği gibi amcalarımız, dayılarımız bizim en büyük destekçimiz oldu Kıbrıs Türk Okulu'nda. Ve ne zaman ki iş hayatına atıldık ve toplumun da yapısı değişmeye başladı, o zaman böyle bazen enteresan olaylarla karşılaştık. Ama mesleğinizde bilgiliyseniz ve bir duruşunuz varsa, her mesleğin bir kodu vardır arkadaşlar. Bir hemşirenin bir davranış biçimi, konuşma biçimi, giyinişi farklıdır. Bir mühendisin de bir kodu vardır aslında. Nerede nasıl davranacağınızı, nasıl konuşacağınızı bilirseniz ve bir donanımınız varsa, bilgiliyseniz o konuda kendinizi bu ortamda kabullendirirsiniz ve saygı görürsünüz. Yani İloz Canan Hanım'ın biraz önce de bahsettiğim gibi Ayşen Hanım. Yani orada gelen adama ben de mühendisim, gelin oturalım konuşalım dediği zaman ve bilgisini gösterdiği zaman sayıldı mühendis olarak. Yani biz kadınların biraz daha çok çaba göstermesi gerekiyor olabilir erkeklerden. Çünkü biz sınanıyoruz, bilgimizi göstermek zorunda kalıyoruz. Bir erkek ben evet mühendis benim dediği zaman daha çok önünde. Evet, yani insanlar daha çok şey yapar. Beklendiktir çünkü. Erkektir, mühendistir, evet, konuştuğunu bilir. Ama kadında öyle bir şey yok. Ben bilgimi göstermek zorundayım. Çünkü ben sınanıyorum. Ve bunu daha önce iş yaşantımda hem elektrikçilerden hem yani toplantıya girdiğim insanlardan ve İngiltere'de yaptığım bir toplantıda geri dönüş olarak başka arkadaşıma şey dediler. Ne konuştuğu hakkında çok bilgisi var. Yani neden bu şaşılacak bir şey olsun? Ben de mühendisim, evet. Bilgim var. Ama bunu ispatlamak zorundayım. Sen de ispatlamak zorunda değilsin. Ya da gözlüğü taktığın zaman sözünü sanki daha iyi geçirir. Yani benim bir gözlük takmama cinsiyetine bağlı olmamalı. Ama işte bunlar sizi yıldırmaması gerekir. Çünkü yani evet hazırlıklı olun, bunlar olacaktır. Umarım daha da az olur. Ama yıldırmaması gerekir. Öğrenimimizde daha çok öğrenim katmak, biraz kendinizi ispatlamak, yaşamamı dediğim gibi bir duruşunuzun olması. Bizim birazcık saygıyı kazanmamız gerekiyor. Yani küçük bir örnek verecek olursam, erkeklerin rolü de çok önemli. Çalışan, sizinle çalışan. Çünkü bazen farkında değildir erkekler. Çünkü kendileri böyle bir ayrışmayla karşılaşmadıkları için kadınların yaşadıklarını fark etmiyor olabilirler. Ama kendi ofisimi işletirken ayrıca Triolay Elektrik birlikte çalıştığım bir dönem oldu. Orada bir yere kayıt olmaya çalışıyoruz ismini vermeyeyim şimdi. Ve dediler, sizin yanınızda iki tane kadın mühendis var. Bunlar sahaya gidiyor mu ki? Evet gidiyorlar, erkeklerden fark yok, ikisi de sahaya gidiyor. Ama sizi buna kabul edemeyiz çünkü bu kadınlar da direğe çıkıyor. Adam yani dediği direksiz çıkıyor musunuz direğe? Adam tabii ki hayır, çünkü Kıptek çıkıyor yani genel olarak direğe. Hüsnü bana bunu yazılı olarak bildirdi size. Benim direktörüm yazılı olarak, yani benim direktörüm diyebilirim, tamam mı? Bir tanesini durdurdum, erkek aldım. Çünkü karşıdaki insan, evet erkek alırsanız ve biliyorsam ki sahaya gider, sıkıntı yok, bu belgeyi size vereceğim. Hatta diye bir şey de söyledi. Yani siz diyorsunuz ki Emma'nın sınırsız yetki verdiği, mühendislikten mezun olan bir kadını kabul etmek yerine 15 kadar yetkisi olan herhangi birini alsam da bu belgeyi alabilecekmiş. Emo'nun yaptığı sınavla. Lütfen bana bunu yazılı olarak verin ve biz mahkemeye gideceğiz. Yani burada benim direktörümün duruşu, Ahmet Çobanoğlu'nun duruşu, onları durdurdu ve oldular. Tamam, o zaman bize inşaata gittiklerine dair fotoğraf atsınlar. Da kabul edelim. Ve ben ispatlamak zorunda kaldım ki ben inşaata gidiyorum. İnşaatta çok şükür fotoğraflarım var. Fiziksel zorlukları yaşadık aslında. Kesinlikle zorluklar yaşadık. Özellikle bu yükseğe çıkma, merdiven. Diler Aylar'la konuşurken benim de bir hikayem vardı. Diler Hanım'da bir merdiven çıkma. Merdiven çıkma hikayemiz vardı. Büyük bir bankanın yüksek bir binada bir zaman yıldırım düştü. Bütün bilgisayarları yanmıştı.
Elektrik Mühendisleri Odası da bizi bilirkişi olarak bir erkek arkadaşımla birlikte görevlendirdi. Çatıya çıkacağı en son katta yaklaşık 7-8 metrelik bir dikey, dümdüz bir merdiven var. Ve o gördüğümüzü niye paratoner olduğu halde yıldırım düştü ve bilgisayarlar o binada yandı diye bizden bir bilirkişi raporu istemişti. Erkek arkadaşım hemen tırmandı, çıktı. Döndü ona, dedi ki Ayşe'm istersen sen kal, ben görür sana söylerim. Şimdi başkasının gözlemiyle nasıl bir rapor yazarsınız, nasıl bir bilirkişi yaparsınız? Ters geldi bana ve o kadar yüksekten korktuğum halde dedim Ayşe gözünü kapayıp bunu yapmak zorundasın çünkü başka türlü bu raporu yazamazdım. Ve o yükseklik korkusunun nasıl o dikey merdivenden hiçbir koruyucu da olmadan şimdiki eğitimim olsa orada mutlaka bir kişisel koruyucu donanım isterdim işverenden. Ve o çatıya çıktım. İyi ki de çıkmışım. Oradaki yapılan işte Faraday kafesinin yanlış uygulandığı, topraklamanın yanlış uygulandığı, bir bayrak direğine yıldırımın çarptığını, bunları gözlemleyip raporumu sağlıklı bir şekilde yazdım ama zorlandım, çok zorlanmıştım. O 8 metre dikey merdivenin çıkmakta. Aynı şekilde yine aramızda öyle bir konuşurken merdiven... Kaderimiz 30 metrelik direkler sizinle. İlk 30 metrelik direk yaklaşık bu, şöyle söyleyeyim, 10 katlı bir apartman ve koruması olan bir kala kümesine çıkmıştım. Platformlar var işte. Şu kadarcık bir alandan da bazen atlamanız gerekiyor ama aşağısı bakmamanız gerekken bakıyorsunuz. Şekilde tırmandıktan sonra hayatım boyunca şimdi kale yaptım mesela. Afyon Kalesi'ni aydın aldım. Kale diyorum, ben bir bildiğiniz Girne Kalesi gibi bir yer bekliyorum. Nerede almış? Ve o da neredeyse bazı yerlerde 4 ayak üstünde tırmandım. Ve orada küçücük bir işte 2 metrelik bir duvar ama aydından patağa en aşağıdan yani tepenin altında. Oraya tırmanıp orada işte keşif yapmak için çıktım. Çok zor anlardı. Daha sonra Osman Gazi Köprüsü, çalıştığım son firmada onun aydınlatması ama köprünün altına iniyorsunuz, 80 metre. Ve hiçbir koruma yok. Perfore bir metal delikli. Aşağı bakamıyorsunuz, 80 metre ve deniz görünüyor sadece. İşte orada yatay asansör var direkler arasında. Şeydi, işçi, teknisyen arkadaş geldi. Dilara Hanım, sadece sırtıma bakın. Çünkü aşağı ya da yukarı da bak. Çünkü yukarısı da var bir de. Yani tam ortadasınız ama. Sadece onun sırtına bakarak adım adım işte ikinci gün esas şantiye ortamına gelebildim. Projektör ayarlayabildim ayaklarına. Ama bu da bir sanırım insan nereden korkuyorsa onun da sınanıyor hayat boyu. O yüzden varsa böyle korkularınız şimdiden yenmeye çalışın. Paraşütle atlayın, uçakta kokpite girin. Bir şekilde o yükseklik korkusu kazımlarım sizlere her yerde buluyor. Ama bu arada iyi haber, erkekler de korkuyor. Benim bazı meslektaşlarım aşağıda kaldı ve ben çıktım mı diyorum yani. Benim esas endişem şuydu, benim ilk bölgem satışta Güneydoğu'ydu. Diyarbakır, Van, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Antep, Adana, Mersin. Adana merkezde yer alıyordum. Hollanda firması, Aydınlar Konusu'nda. Orada beni görevlendirdi ve satış mühendisi olarak. Güneydoğu'nun insanı, Çukurova'nın ve Güneydoğu'nun insanı naziktir, saygılıdır. Erkek. Çünkü genelde yani tamamı neredeyse erkek müşterilerimizin, bayilerimizin veya da muhatap olduğunuz işte TEDAŞ olabilir, diğer kurumların. Ve muhafazakardır. Zaman içinde onlar bana güvendi. Bana alıştı. İlk başlarda benim hiç Dilara Hanım diyen yoktu. Ablacım, bacım,
işte kızım, çünkü onların hayatlarında kadınlar ya eşi, ya kız kardeşi, ya annesi, anneciğim diyen çıkmadı çünkü daha iyi. Dolayısıyla zaman içinde çok kısa kaldım orada, gerçi bir yıl, çünkü hayat olarak devam etmeme mümkün değil. Her ayın bir haftası seyahate çıkıyorsunuz ve en yakın mesafe 8 saat araba kullanın. Ve her gece bir otelde kalarak gidiyorsunuz. Hani bekardım, sorun değil, bir gençtim, çok arasındım. Onlar, o bayiler göz teması kurmuyorlar başlanmışta. Çünkü muhafazakar insanlar, yanlarında mesela müşteri beni gönderiyorlar, böyle bir sanayi tesisinde. 15 yaşında, 12 yaşında oğullarını veriyorlar. Söz oluyor diye. Yani böyle bir ortamda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani bu bölgenin insanında bilen kişiye bir saygı da var. Yani bir kadın erkek olarak değil, sizi bilen bir kişi kendinin kendine para kazandıracak bilgilere sahip, kendinin ticari itibarını kurtaracak, düzgün iş yapacak. Yani bunlara eminim birkaç soruyla inanmıştı. Ve daha sonraki iş görüşmelerimde diğer rakiplere geçerken aynı bayileri arayıp sormuşlar referans olarak ve hepsi sonuna kadar önermiş. Bu yüzden dediğim gibi hiçbir şekilde kafanızda zorluklar yaratmayın. Yani korkular aslında bizim içimizde kadın olarak yetiştirilmemizin içinde. Sektöre dışarıya çıktığınızda gayet rasyonel, işini bilen, yetiştiği kültüre rağmen sizi kabul edecek müşteriler ve çevreler var. Kadının olduğu yerde ben bunu oda toplantılarında da gördüm arkadaşlar. Bir seviye olur. Daha seviyeli geçer konuşmalar, toplantılar. Kadın bir de toparlayıcıdır. Hele mühendisse de Bilal'ın dediği gibi bir rasyonel, bir analitik düşünür. Toplantıyı böyle saatlerce uzatmaz, sohbete, konuya odaklanır, çözüme odaklanır kadın daha fazla. Yani sınırları belirliyor kadınlar ama siz belirleyeceksiniz sınırları. Yani çünkü üniversite hayatında kendi meslektaşlarınızla birliktesiniz. Belki daha rahat ortamlar vardır. Ama dışarıda meslektaşlarınız, dışarıda çalıştığınız insanlar arkadaşlarınız değildir. Sırlarınızı belirleyeceksiniz. Siz yöneteceksiniz. Sizin yanınızda atıyorum yani çok var çünkü karşılaşacaksınız. Espriler yapmaya çalışacaklar. Belaltı konuşmaya çalışacak olan insanlar olacaktır. Burada bir kadın adı olduğunu unutulmaması gerektiğini siz hatırlatacaksınız. Ondan sonra bir iki, evet burada çizgilerin hoşuna gitmez bir konuşma ya da bir kadın hakkında. Eğer birinin bir kadın aşağılamasına izin verirseniz, bir gün siz de aşağılanabilirsiniz o aynı kişiler tarafından. O yüzden sınırlarınızı siz belirlersiniz, saygıyı siz kazanırsınız. Yani bunu erkeklerden farklı olarak bizim bilincinde olmamız lazım. Evet, biz de rahat hareket etmek isteyebilir. Arkadaş olarak görebilirik. Elektrikçiler var, benim dönemimde mezun olan benim arkadaşlarım, o dönemde arkadaşlarım ama ben başkalarının yanında onlarla normal arkadaşım gibi konuşamam. Meslektaşımız var. Evet, artık meslektaşımız. Ben orada da bir sınırı belirlemem lazım. Ben de bilmek istediğim bazı espriler olabilir ama buna izin veremem. Tabii biz de ben tabii ilk önce devlette çalıştığım için hiyerarşik düzenimiz vardı tabii ki. Ama bizim daha çok tabii teknisyenlerimiz hep erkek. Bir tek kız teknisyenimiz oldu bizim. Emel Hanım. O da en iyilerinden bir tanesiydi. Yani teknisyenlerimizin en iyilerinden bir tanesiydi. Ama hepsi hep erkek. Dolayısıyla yani Ercan'la çalıştığım sürece hep erkeklerle çalıştım. Daha sonra 1974'te emekli oldum. Emeklilikten sonra tekrar özel sektörde çalıştım. Orada da çalıştığım yer gerçi elektrik bilgisi yok. Daha çok makineci oldum. Yani ısıtma soğutmada çalıştım çünkü. Özel bir şirketin bir firmasıydı. Demir döküyor. Orada da çalıştığım insanlar hep erkek. Zaten şeylerinizle, muhatabınızla bütün
Kıbrıs'ın işte aileleri, çeşitli ailelerle karşılaşıyorsunuz. Bazen dediğiniz gibi hani gidiyorsunuz çünkü ilk önce evi görmeniz lazım, bir ölçüm vermeniz gerekir. İşte teklif verirken evi görüp işte ne kadarlık bir ısıya ihtiyacınız var veya soğutmaya ihtiyacınız var, ona göre teklifler veriyorsunuz. Böyle bir neredeyse yani 10 senede öyle bir 10 sene öyle bir çalışmışlığım var. Özel sektöründe biliyorum, devlet sektöründe biliyorum ama devlette çalışmak tabii ki daha rahat. Yani daha rahatsız devlette çünkü sizin söyledikleri zaten eğer güzel bir şey kurduysanız gerçekten işinizi biliyorsanız çok saygı görürsünüz. Çok da yardım görürsünüz etraftaki diğer sektörlerden. Ercan benim için öyleydi. Çok güzel bir çalışma hayatım oldu benim Ercan'la. Orada biliyorsunuz şeyde yalnız biz teknik bölüm olarak her şeyi yaptık. Yani tuvaletler teknik bölüme bağlıydı. En üst düzey radar sistemleri, yani bir software, hardware, bütün bunlar şeylere bize bağlıydı hepsi. Tam oradan oraya hepsini bizim yönetmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla da temasta olduğumuz seksiyonlar var. İşte işletmeydi, itfaiyeydi, efendim söyleyeyim, hava sahası kontrol sistemleri. Onların hepsi hemen hemen çoğu erkektiler yani. Dolayısıyla benim iş hayatımda daha çok erkeklerle çalışıyorum. Yani böyle bir çalışmam olduğu için hiç de şikayetçi değilim. Çok saygı gördüm. Her zaman da el üstünde tuttular yani benim. Güzel bir ilişkim oldu benim. Erkeklerle hiçbir sorun olmadı diyebilirim iş hayatımda. Ancak ben bir tek olarak şikayetim işte dediğim gibi yani dış şeylerle. Yani kendi mesleğimizin daha doğrusu kendi çalışma alanınızın dışına çıktığınız anda nasıl bir mühendissiniz ona bakıyorlar. Dolayısıyla kendinizi ispatlamışsanız genelde tabii ki böyle saygı görüyorsunuz. Yani elektrik mühendisliğini bence yani yeni seçecek olan arkadaşlarıma, yeni gençliğe tavsiye ediyorum. Elektrik mühendisliği aslında çok geniş bir alandır. Yani çok seksiyonlar oldu şimdi. Her şey haberleşmesi var, efendim söyleyeyim, dijital bölümleri var, yani nesil elektronik bölümü var. Yani çok geniş bir alan ve ben mezun olduğum zaman, bunu söylemek zorundayım, mezun olduğumda ben daha lambalar ve transistörler yeniyiz. Onları gördük biz. Entegreleri yalnız duymuştuk yani. Ben mezun olduğum zaman üniversiteden. Ama sonra elektronik o kadar dev adımlarla ilerledi ki biz daha çalışma hayatımı ben işte nasıl anlatayım 10 sene sonra bilgisayarlar girdi, her şey girdi ve biz mecburen baştan ben tekrar üniversiteye başlar gibi tekrar yeni dersler almaya başladım kendi kendime ve veyahut da ilişkili olan. O zaman üniversite de yoktu bizim zamanımızda yani burada. Hani gideyim ben öğreneyim. Yani elektrik elektroniği nedir ya da neyse bilgisayar nedir. Bütün bunları biz kendimiz kendi olanaklarımızla öğrendik. Ve tabii ki çok zordu. Zor bir şey zaman geçirdik ama dediğim gibi yani her insan kendi karar verdiyse sevdiği bir şeyi yapmasını isterim ben. Gerçekten ben mesleğimi çok sevmiştim. Gerçekten de başarılı olduğuma inanıyorum mesleğime. Herkese de tavsiye ediyorum. Sonra Hanım'ın dediği gibi hayatımızda üniversiteden sonra hiç eğitim bitmedi. Bizim okuduğumuz dönemde bilgisayar yoktu, bilgisayar öğrendik, bilgisayarda çizimler öğrendik ve hayat boyu daha bu yaşıma kadar falan bir şekilde
pandemi döneminde mesela gittim bu evde dolap değişik Netflix görmekten usandım. Allah'tan üniversiteden online bölümler açtı ve ekonomi bölümünde master programına yazıldım. Hayat başarısı için arkadaşlar bu gereklidir. Sadece kendi alanınızda değil, farklı alanlarda da bilginiz olsun. Bu işte tarım olabilir, çevre olabilir. Hayat başarısı için eğitim insanın hayatında sürekli olmalıdır. Herkesin her alanda, farklı konularda da bilgisi olması öneririm ben. Bu hayat başarınız, hayatta mutlu olmak için hayatınızda sürekli böyle keyif aldığınız eğitimler olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de Özcan Hanım gibi mesleğimi çok severek yaptım. Hiçbir zaman da rencide edilmedim. Teşekkür ederim ben. Yani benim bir tavsiyem olacak sizlere. Şimdi hem kızlara hem de erkeklere, yani şimdi okuyorsunuz. Eğer merak ettiğiniz alanlar varsa, çalışmayı düşündüğünüz alanlar varsa, okurken yazlarda staj yapmanızı tavsiye ederim. Hatta staj altında olmasa bile, atıyorum benim gönüllü olarak kendi sektörümde kaçacak olsam inşaat sektörü. Bir elektrikçinin yanına gerçekten gibi soru sorun yani. Çünkü bir mühendis olduktan sonra sizden beklenen her şeyi bilmeyeceğizdir. Ama aslında böyle bir şey yok. Üniversiteden mezun olduğunuz zaman her şeyi bilgisindeyiz. O formülleri bile projelere oturtmak, yani onların o formüllerin orada gerçekleştiğini görmek bile zaman alır. O yüzden öğrenciyken daha rahat sorarsınız. Öğrenciyken daha rahat öğrenirsiniz. Tavsiyem gerçekten merak ettiğiniz alanlara öğrenciyken yazla, gidin. Belki biraz çaba gerektirerek staj, belki Kıbrıs'ta Türkiye'de bilmiyorum, Kıbrıs'ta o kadar kolay değildir. Çok fazla firma yoktur. Ama gönüllü olarak bile birkaç hafta gitseniz öğreneceğiniz çok şey olur. Bu şekilde değer verebilirsiniz yazılarınıza. Yani bir ayınızı ayırsanız çok şey öğrenirsiniz. Mühendislik ünvanını aldığınız zaman da daha kendinize özgüveniniz daha çok olur. Çünkü mutfağında görmüş olursunuz işi. Ben de staj bahanesiyle olsun. Eğer adada ileride hayatınızı kuracaksanız bile bir 5 yıl sınırlarınızı, hani cam tavanlardan bahsediyorum ama bir de cam duvarlar var bu adada. Aileler hep yanlarında istiyorlar çocukları. Tabii ki yanlarında olması hem çocuk için hem anne için ileriki hayatlarında beraber olmak çok güzel. Ancak mühendisseniz günceli yakalamak için mutlaka bir 5 yıl Türkiye'ye gidebilirsiniz. Artık günde 3 sefer uçak seferi var. Yani zamanında ayda bir kez olan bazı şeyler artık eskisi gibi değil. Mümkünse çıkın kabuğunuzdan, farklı bir ortamda, farklı mühendislik anlayışlarının olduğu yerde bir kendinizi test edin, çok şey öğrenirsiniz. Farklı yurt dışı var şu anda, bir müteahhitlik, Türk müteahhitleri bugün dünyada ilk ehli de bunların firmalarında en azından bir 5 yıl tecrübe edinin. Çok daha büyük projelerde yapmış, tecrübe etmiş olarak adaya döndüğünüzde buradaki ortamı da kör kalmaktan kurtarırsınız. Çünkü her nesil bir evvelkiyle alıyor background'ın temelini, ancak siz ileri götürüyorsunuz. Ve bu da ancak farklı firmalarda, farklı ortamlarda, ülkelerde belki çalışmak kanılıyor. Bu konuda en azından mühendislik alanında özellikle elektrik müteahhitleri, inşaat müteahhitleri olarak çok şanslıyız. Çok iyi firmalarımız var. Dönmeden adaya, bir devlete girmeden ya da bankacı olmadan evvel, ki bana göre bunu iktisatçılara bırakmak gerekiyor. Ya da öğretmenliği de öğretmenlere bırakmak gerekiyor. Bir mühendislik yapın. Önceliğiniz bir mühendis olarak 5 sene çalışmak. Belki 3'te 1'iniz tekrar dönecektir ama eminim geri kalan 3'te 2 mesleği devam ettirmekte kararlı olacak. Keşke dememek için bir şey deneyim. Akşam bugün yanında çalışırken ben bir internet mezun oldum. O zaman Kıbrıs'a geldim. Direkt özledim, geldim.
Ama yaşadığımın yanında bir süre çalıştıktan sonra şey dedim aşağıma. Ben İngiltere'ye gitmeye karar verdim. Yani içimde kalmış, oradaki çalışma hayatının nasıl olacağını merak ediyorum dedim. Ve hatta şey dedim dedik giderken. Bilmiyorum ki bir ay mı gideceğim, iki ay mı gideceğim, bir sene mi yoksa sonsuza kadar mı orada kalacağım bilmiyorum. Ama sadece bu içimdeki merak duygusunu gidermek istiyorum. Oradaki sektörde de çalışmak istiyorum. Ve bunu yaptığımda hani daha yaşım küçüktü. Yani şey değil, adaya bağlanmamıştım. Evet, biz eski nesilden biraz daha çocukluyuz ama CEO önümden çok tercihliydi. Girişimci, cesur ve girişimci davranıyor. Tercihli elindeyiz çünkü bir probleme bakarken böyle bakıyoruz. Evet, evet. Böyle tercihlik, böyle bakacağız. Problemler daima geniş açıdan bakılarak çözülür. Aynen. Onun için arkadaşlar, hepinize tavsiyem, böyle genç arkadaşlara söylüyorum tabii bunu. Mühendislik aslında hayata bakışı öğretiyor. Yani hayatı öğretiyor size. Bir hayattır. Nasıl çözmeyi, problemleri nasıl çözeceğimizi çok güzel öğretiyor mühendislik. Hatta şeyden de, IT'den de yani ilk girdiğim işte bilgi işleminden de ayrılırken şey, oradakiler şey dedi, nasıl yani işte burada kariyerim çok güzel olacak, işte bak maaşlar sürekli artar, işte iki kere çekte maaş var falan filan ama ben 23 yaşındayım. İlk iş tecrübem orası ve beni tatmin etmiyor. Şey dedim, ben buradan dedim belki 5 sene, 10 sene sonra ayrılacağım ama belki o zaman 50 çocuk olacağım ve bu kararı vermem daha zor olacak. Yani ben bu kararı, yani şu anda beni tatmin etmeyen bir mesleği 5-10 yıl daha devam ettirmek istemiyorum. Yani o yüzden mezun olduğunuz zaman deneyin. Yani sizi tatmin eden şeyleri bulana kadar deneyin. Evet, mutlu olmak lazım. Evet. Mutlu bir meslek hayatı. Evet. Aynı mesleği yani. Sevmek gerekiyor. Doğru. Mesleğinizi seveceksiniz ki gelişebilirsiniz. Evet. Söylüyorum. Benim sorumu sormak isteyen varsa arkadaşlarla bize evet. Mutlu oluruz. Soru var mı arkadaşlar? Evet, merak ettiğiniz bir konu varsa ya da bizden evet. Birisiyle ilgili. Kişi var sonra. Ben, merhaba. Eda Kervanlı, Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kolu Başkanıyım. Doğu Akdeniz'in bu etkinliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dilara'nın bu cam tavan dediğine çok katılıyorum artık. Cam tavanları kırdık ama cam duvarları unutmamamız gerekir. Ayşe Hanım'la benim bu çalışma fırsatım olmuştu. Bu arada ben de iç mimarım. Yani genelde yaptığımız projelerimiz 300, 400, 500 metrekareye geçmiyordu. İlk defa bir proje 5000 metrekarelik bir ofis projesiydi. Ve bizde de biliyorsunuz ki mesleki olarak aydınlatma projesi çizmek zorundayız. Elektrik projesi çizmek zorundayız. Dediler ki bize işte Ayşe Tokel'dir mühendis, oraya gitmeniz gerekir bu projeyi görüşmeniz için. Girme de yeri, işte gidip bu projenin artık sonuçlandırılması gerekir. Biz çizimlerimizi yapmıştık ve Ayşe Hanım'ı ziyarete gittik. Ben böyle çok tedirgin olarak gittiydim. Çünkü ilk defa bir projede çalıştığımız kişiler özellikle de kadın olduğu zaman ama acaba şöyle mi olacak? Yani kadın olduğu için elektrik mühendisinin yanında bir elektrik mühendisinin bir kadın olmasından dolayı ben çok gurur duymuştum bir kadın olarak. Ve ofise gittiğimde bize gerçekten, kendisi duayen olur bizim için, bize gerçekten kol kanat gererek o projede eksiklerimizi tamamlayarak neleri tamamlamamız gereken şeyleri naif bir şekilde anlattığını ben mesela hiç unutmuyorum. Hiç eleştirisel yaklaşmadan doğrusunun ne olduğuna dair yöntemleri bize göstererek ilerlemiştik ve çok başarılı bir projeyi beraber tamamlamıştık. Kendisini bu sahnede gördüğümde çok gurur duydum ve kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Öğrencilerimizden soru yoksa söyleşimizi tamamlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ufak bir takdimimiz olacak. Siz
üzere söyleşi için, bu güzel bilgiler için üniversitemiz adına çok teşekkür etmek istiyoruz ve hem birlik yönetim kurulu üyesi Sayın Neftar hocamızı davet edelim, hem de tek tek rektör yardımcılarımızı davet edeceğiz. Akademik işlerden sorumlu rektör yardımcımız Sayın Osman Karatepe'yi öncelikle davet ediyoruz. Buyurun. Dilerseniz kokteylimiz esnasında hep birlikte yapalım. Çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rektör Yardımcımız. Sayın Çiğsem Koçata takdirde bulunacak. Teknolojide sınırları zorlayan kadınlar söyleşimizde 3-2 kadın ve 2 mühendisi bugün aramızdaydı. İşlerinden sorumlu rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Sonuç Zorlu'yu davet edelim. Sayın Dilara Altınok, siz de beraber. Biraz daha toplu fotoğraf çekeceğiz de izleyelim. Sayın Profesör Sorumlu Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Ali Öztürk'e Sayın Ayşe Tokel'e takdim ediyor. Biz de gurur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Sayın Ece Çelik'i, Doktor Ece Çelik'i davet ediyoruz. Sayın Özcan Mutluğa takdim ediyor. Okula varmak lazım. Karakter mi?
anlamındayım. Tabii ki. Nazif hocam. Buraya doğru bakıyoruz. Buradayız. Hocam ön tarafı biraz boşaltma imkanımız var mı? Çok pardon. Kusura bakmayın. Herkes buraya baksın lütfen.